Şehirler, geçmişten günümüze, efsaneleri ve hikayeleriyle yalnızca yaşadığımız yerler değil, merak ettiğimiz ve hayranlık duyduğumuz özelliklere de sahip olmuştur. Kimi zaman göz alıcı mimari yapıları, kimi zaman ise büyük isimleri ve sanatçıları barındırmasıyla öne çıkan bu şehirler, içerisinde yaşayan toplum ve o topluma yabancı olan kimseler için de önem kazanmaktadır. Bu videoda sizler için dünyanın en kalabalık 10 şehrini listeledik. Sıralama en kalabalık şehre doğru gerçekleşmekte. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Mumbai, Hindistan. Listemizin 10. sırasında 1995 yılına dek Bombay olarak anılan Mumbai şehri yer almakta. Bu şehir ismini Hint tanrıçası Mumba'dan almaktadır. Bombay ismi ise 16. yüzyılda Portekizlerce verilmiştir. Şehrin şu an kapladığı alan önceden 7 adaydı ve antik çağlardan beri yerleşimler var olmasına rağmen önemli merkezler değillerdi. 1534'te Portekizler tarafından ele geçirilen Mumbai şehri, 1661'de İngilizlere geçti. 1817 ve 1845 yılları arasında yapılan projelerle birleştirilen adalar, önemli bir liman haline geldi ve şehir gelişmeye başladı. 1906'da nüfusu 1 milyonu geçen Mumbai şehri, 1940'ta Hint Bağımsızlık Hareketi'nin önemli bir merkezi haline geldi. 1970'lerde aldığı göçle ise Hindistan'ın en kalabalık şehri haline gelmeye başladı. Mumbai bugün Hindistan'ın önemli bir finans, ticaret ve kültür merkezidir. Bollywood adıyla bilinen Hindistan film endüstrisi bu şehirde yer almaktadır. 603,4 km² yüz ölçümüne sahip bu şehir 20 milyonluk bir nüfusa sahiptir. São Paulo, Brezilya. Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve ülkenin başlıca sanayi merkezlerinden biri olan São Paulo, listemizin 9. sırasında. São Paulo, 1554'te Portekizli Katolik rahipler tarafından kurulmuştur. 1700'lerde küçük bir kasabayken, verimli tarım toprakları ve yüksek rakımı sayesinde hızlıca büyümeye başlamıştır. Bu sayede gelişen kahve üretimi ise gelişimini hızlandıran önemli etmenlerden biridir. Kahve plantasyonları 19. yüzyılda şehrin başlıca zenginlik kaynağı haline gelmiştir. İlerleyen dönemlerde ise şehir bankacılık, ticaret ve sanayi merkezine dönüşmüştür. São Paulo, Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan liman olan Santos'a 48 kilometre uzaklıkta olan şehir Serra do Mar tepeleri üzerine kurulmuştur. Pek çok göçmenin yaşadığı bu şehirde Portekizce konuşulmaktadır ve halkın büyük bir bölümü Katoliktir. Yaklaşık nüfusu ise 20 milyon 200 bin civarındadır. New York, Amerika Birleşik Devletleri. Listemizin 8. sırasında ise ticaret, finans, medya, sanat, moda, araştırma, teknoloji, eğitim ve eğlence gibi hemen hemen her sektöre önemli ölçüde katkı yaptığından dolayı bir küresel kent olarak anılan New York yer almakta. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri olan New York, 1615'te Hollandalılar tarafından New Amsterdam adıyla kurulmuştur. 1664'te Birleşik Krallığa geçerek New York adını alan şehir, 1778'de 2 yıl süreyle yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti olmuştur. Başkent, Washington'a taşındıktan sonra da şehir büyümesini sürdürmüştür. 19. yüzyılda önemli bir göç alan şehirde Central Park, 1857 yılında Amerika şehirleri arasında peyzaj mimarlığı ile yapılan ilk şehir olma özelliği taşımaktadır. Zengin bir tarihe sahip olan şehir, günümüzde de dünyanın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Finans dünyasının en önemli merkezlerinden biri sayılan Wall Street, Manhattan bölgesinde yer almaktadır. Her yıl 40 milyon turistin akınına uğrayan New York, 20 milyon 500 bin gibi bir nüfusa sahiptir.
Karachi, Pakistan. 17. yüzyılda bir balıkçı köyü olarak kurulan Karachi, tap listemizin 7. sırasında. Karachi şehri, bulunduğu konum bakımından alüvyon akıntıları ile zengin bir toprak yapısına sahiptir. 19. yüzyılda bu özelliği keşfeden İngilizler ise bu köye bir liman yapmayı düşünmüşlerdir. Bu şekilde Karachi kurulmuştur. 1947'de Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla da şehir başkent olmuştur. Şehir bugün itibariyle ülkenin sanayi ve ticaret merkezidir. Pakistan'da son zamanlarda yaşanan ekonomik büyüme, Karachi'nin dönüşümünün bir eseri olarak değerlendirilmektedir. Şehrin nüfusu ise 20 milyon 700 bin civarındadır. Şangay, Çin. Çince'deki anlamıyla denizin üstünde anlamına gelen Şangay listemizin 6. sırasında. Bu şehir İngilizce'de Doğu'nun incisi ismiyle de anılmaktadır. Batı kısımlarında ise ilk yerleşimlerin 6000 yıl öncesine kadar dayandığı bilinmektedir. Tarihsel açıdan oldukça zengin olan Şangay, 2. Dünya Savaşı sırasında da Japon işgaline uğramıştır. Dünyanın en büyük ticari ve finans merkezlerinden biri olan Şangay, aynı zamanda dünyanın en işlek konteyner limanına da sahiptir. Eğitim açısından ise Çin'de önemli bir yüksek öğretim merkezidir. Her yönüyle bir merkez haline gelen Şangay, 21 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Delhi, Hindistan. Listemizin 5. sırasına yer alan Delhi, Hindistan'ın en büyük ikinci metropoldür ve tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar gitmektedir. Delhi, Orta Çağ'da Hint İmparatorluğu'nun başkentiydi ve bu yüzden o dönemde eski ticaret yolları için önemli bir merkezdi. 1639'da Babür İmparatoru Şah Cihan'ın yaptırdığı duvarlı kent ile Delhi, 1649 ve 1857 yılları arasında Babür İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. 19. yüzyılda İngilizler tarafından işgal edilen bu şehir, 1947'de bağımsızlığının kazanılmasının ardından ülkenin başkenti olmuştur. Ülkenin dört yanından göç almasından dolayı çok kültürlü bir yapıya sahip olan Delhi, günümüzde Hindistan'ın en önemli kültürel, siyasi ve ticari merkezlerinden biridir. 1484 kilometre karelik yüz ölçümü ile Delhi, 22 milyon 250 binlik bir nüfusa sahiptir. Seul, Güney Kore. Güney Kore'nin başkenti olan Seul, listemizin 4. sırasında. Bir nehir limanı olarak taşıdığı önem nedeniyle 1394'te Kore'nin başkenti olmuş, kısa bir dönemin yani 1399 ve 1405 yıllarının dışında bu konumunu 1948'e kadar korumuştur. Ülkenin kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmasından yani 1948 yılından sonra da Güney Kore'nin başkenti olan Seul, Kore dilinde başkent anlamına gelmektedir. Resmi adının 1392 ve 1910 yılları arasındaki Yi Hanedanı döneminde Hansang, 1910 ve 1945 yılları arasındaki Japon yönetimi sırasında ise Kuyongsang olmasına karşın her iki dönemde de halk arasında Seul adıyla anılmıştır. 1948'de Kore Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra resmen Seul adını almıştır. Yüz ölçümü 605 kilometre kare olan Seul, 1988 Yaz Olimpiyatları ve 2002 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın önemli ekonomik ve finansal merkezlerinden biri olan bu şehir, LG, Samsung ve Kia gibi dünya markalarına da ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin nüfusu ise 22 milyon 550 bin olarak belirtilmektedir. Jakarta, Endonezya. Endonezya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Jakarta listemizin 3. sırasında. Bu şehir ismini Sanskritçe'de zafer anlamına gelen Jayakarta'dan almaktadır. 4. yüzyılda kurulan şehir Sunda Krallığı döneminde önemli bir liman haline gelmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığı ilan etmesiyle de başkent olmuştur. Sloganı Jaya Raya olan bu şehir, bugün ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezlerinden biridir. Jaya Raya sloganı ise, Endonez dilinde büyük ve başarılı anlamına gelmektedir. Heyecan verici gece hayatı ve canlı alışveriş merkezleriyle Jakarta, 26 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Mexico City, Meksika. Listemizin ikinci sırasında yer alan ve Meksika'nın başkenti olan Mexico City, dünyanın en ünlü finansal merkezlerinden biri olup, bir alfa küresel şehir olarak nitelendirilmektedir. Amerika kıtasının en eski başkentlerinden biri olmakla birlikte, Quito ile beraber Kızılderililer tarafından kurulan iki başkentten biridir. 1325 yılında kurulan kent, Aztek İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. İspanyollar tarafından işgal edilince yıkıma uğrayan şehir, 1824'ten bu yana Meksika'nın başkentidir. 17. yüzyıldan itibaren sömürgeciler tarafından yapılan mimari eserlerle zengin bir yapıya sahip olan kent, Latin Amerika'nın medya sektörü içinde önemli bir merkez konumundadır ve Mexico City şehri 29 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Tokyo, Japonya. Ve geldik listemizin bir numarasına. Şüphesiz açık ara farkla dünyanın en kalabalık şehri Japonya'nın başkenti Tokyo'dur. Liman şehri Tokyo ilk olarak Edo adıyla tanınmıştır. 12. yüzyılda güçlü samuray klanı Edo ailesinin yurdu olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi zarar gören ve Amerika bombardımanı sonucu yıkılan Tokyo, 1950'lerden sonra yeniden toparlanmaya başlamıştır. Şehir günümüzde uluslararası bir finans merkezdir ve dünyanın en büyük yatırım bankaları ve sigorta şirketlerinin birkaçını bünyesinde barındırmaktadır. Tokyo şehrinin nüfusu ise 37 milyon 126 bindir. Bir yeni video kanalı olarak bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve bu tür bilgilendirici videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Hoşça kalın.